Yoğun bakımda mı? Hangi serviste? Hangi serviste? Sen seninle birlikte girebilirsin. Nerede? Çarşamba, Cuma, Salı, Perşembe, Cumartesi. Totalde tüm tedavi ama 34. Gördüğünüz hemşiresi. Siz misiniz? Yok, koçum. Buyurun benim. Sen misin? Evet. Kaç kişisiniz siz? Biz 8 kişi çalışıyoruz ama şu günlük 6 kişiyiz. Sen ağrısansın. Rahatsızlık vermeyeyim diye bakıyorum böyle, uzaktan duruyor. Nasılsın, iyi misin? Geçmiş olsun. Kar temizlemiyordur. Nerede duruyorsun sen? Geç... Evde de rahatsız oluyorum. Nerede duruyorsun sen? Güngör Mahallesi. Oturttuk ya. Mahalle, ben yollarda da rahatsız olduğum için. Pom falan getirmişiz. Çocuğun kendi 2 yıldır... Yazın bile zaten yani kendim çıkamıyorum. Hep kum döküyorlar falan ama... Hem Yüksekova hem Hakkari için hastane kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında projeler hazırlanmış. Hakkari'deki ilimizdeki 100 yataklı ilave hastanenin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Yüksekova 1. derecede deprem bölgesi olduğu için aslında aynı süreçte başlamışlardı. Deprem izolatörü konulma zorunluluğu 1. derece fay hatlarına yakınlığı sebebiyle projede bir tadilat gerektirdi. O tadilat sonuçlandı. Şu anda proje hem deprem izolatörü hem 100 yataklı ek bina hastanesinin projesi tamamlandı. 2023 yılı sonuna denk geldiği için 2023 yılı fiyatlarıyla ihaleye çıkılması zaman kaybına neden olacaklar. Ocak ayının içinde şu anda Sağlık Bakanlığı fiyat güncellemelerini bitirmek istiyor. Üzere fiyat güncellemeleri yapınca EKAP'a girilecek. EKAP içinde ihale süreci, yer teslimi falan hepsi Mart ayı içinde muhtemelen bitmiş olacak. Hiçbir engel kalmadı. Ödeneği hazır. Projeler bitmiş durumda. Sadece 2024 yılı fiyat güncellemeleri de son aşamaya geldi. EKAP'a girip ihale süreci başlayacak. İnşallah o tahmin ettiğimiz 45 gün ihale süreci, sonra sözleşmeye davet, yer teslimi 2-2,5 aylık süre içinde de tahminen Mart sonu itibariyle de firmaya giren firmalar arasında yükleneceği talepler arasında bir tanesiyle de sözleşmemizi alıp Yüksekova'da hemen inşaata başlanacak. Bu süreç çok hızlı olacağını düşünüyorum. 2 yıl içinde de inşaat süresinin tamamlanacak. 100 yatak ilave kazanılacak. 75 yataklı hastanemizde önümüzdeki yaz ayı başında bitmiş olacak. Yüksekova'da bu anlamda zaten doluluk oranı açısından bakarsanız şu andaki 170 yataklı %60'ı şu anda servis yatak doluluğu var. Hastane kapasitesi açısından yatak sorunu yaşamıyoruz. Doluluk oranı açısından bakarsanız ama diğer ünitelerin yaygınlaştırılması, ilave ameliyathane, yoğun bakım ve kalp damar açısından gerekli olacak anjiyo ünitesinin kurulması gibi alanlar açısından da hızlanmış olacağız. Bu anlamda Yüksekova'nın hem Şemdin'in hem Derece katındaki nüfus yoğunluğu dikkate alındığında burasının da merkezi olma özelliğini de hızla kazanacak. Doktor atamalarında Sağlık Bakanlığı pozitif ayrımcılık sağlıyor. Şu anda 2 tane daha ilave kadın doğum hastası doktorumuzu atanmış durumda. Öylelikle 5'e çıkacak. Her branştaki eksiklikler hızla tamamlanacak. İnşallah bu anlamda da bir sorun yaşamadan süreçteki eksiklikler bitecek. Yani eksiklikler var mıdır? Vardır. Bunlar herkesin malumudur. Ama malumunuz belli sayıda yan dal uzmanlığı yapan alanlarda kontenjan mezun olan doktor sayısı az olduğu için ülke genelindeki şehirlere dağıtım konusunda da zorluklar oluyor. Yani öğrenci sayısı ve yan dal yapan doktor sayısı arttığı müddetçe buradaki ilave doktor ihtiyaçları da hızla kapanacak. Sağlık Bakanımız sağ olsun bu konuda Hakkari'ye pozitif ayrımcılık sözü verdi ve bunu her kura atamasında da uyguluyor. Ben teşekkür ediyorum. Otopsi konusunda Adli Tıp Kurumu'nun Adalet Bakanlığı üzerinden burada zaten bir adli tıp uzmanımız var. Belli sayıdaki konuları burada değerlendirebiliyor. Buraya yetki verilip buradaki süreci de geçen de iletilmişti bana. Ben de takip ediyorum. Hem Adalet Bakanlığı hem de İstanbul'daki bu Adli Tıp Kurumu'nun üzerinden buraya bir yetkilendirme yapmamız gerekiyor. O süreci de takip ediyoruz. İnşallah onu da sonuçlanırız. Yaşanan depremlerden sonra hem İçişleri Bakanımız hem de AFAD Başkanlığı'yla görüşmelerimizi yaptık. İlk konu olarak buradaki hazırlıklar çerçevesinde yaklaşık 3000'e yakın konteyner sevkiyatı başlayacak. Zemin ve saha düzenlemesi yapılınca ciddi anlamda bir konteyneri bu bölgeye
Yüksekova merkezli bir geniş lojistik depo kurulumu. İlk çadırlar belli bir sayıda 10 bine yakın bir çadır sevkiyatı yapılacak ilk etapta. Bunların 600-700'ü bugün yarın gelip depolanacak ve peyderpe gelmeye de devam edecek günde 5-6 tır şeklinde. Yani o kafalar, çadır var mı, konteyner var mı, deprem meydana gelirse Allah korusun tabii yaşatmasın Rabbim de. O süreçlere ilişkinde ihtiyaç olabilecek malzemelerin Yüksekova merkezli ve Hakkari merkezli olarak lojistik şekilde hem bir lojistik depo yapacağız, belli sayıda konteyneri burada hazır tutacağız ve belli sayıdaki çadır ve deprem olduktan sonra ihtiyaç olmaz umarım ama kurtarma malzemelerinde lojistik depo şeklinde Yüksekova'da depolayacağız. Olması muhtemel bir depremde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin hepsini Yüksekova merkezli olarak büyük bir lojistik depoda muhafaza edeceğiz. Bunun bir kısmı konteyner, bir kısmı çadır, bir kısmı jeneratör, diğer ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeler battaniyesinden ihtiyaç olan mutfak tüpüne kadar belli sayıdaki ihtiyaç duyacak malzemeleri Yüksekova'da merkezli olarak lojistik depoda muhafaza edeceğiz. Bunun çalışmalarını başlattık. İlk etabı da 600'e yakın çadır bugün yarın yola çıktı şu anda. Yarın burada olacak ve peyderpey bu sayı 10 bin lira belki 15 bin lira ihtiyaca göre burada depolanacak. Tabii abi, bunlar çekiyorlar. Size hoş geldiniz.